Yediğimiz lokma yutulduktan sonra ağzı terk eder ve boğaza gelir. Şimdi bunun üzerinde duralım. Hepimizin boğazın nereye kadar uzandığını bildiğimizden emin olmak için buraya çizgiler çekeceğim. Boğaz yukarıda burada başlayıp aşağıda yaklaşık olarak burada biter. Bu çizgileri çektiğim yerlerde yemeğin sadece bir yöne doğru hareket etmesini sağlayan büzücü kaslar bulunur. Yukarıda üst boğaz büzücü kası yer alır. Hatırlatayım. Büzücü kas bir kasın dairesel olarak konumlanışıdır. Yani burada daire oluşturan kaslar bir şey yediğimizde onlara yemeğin geçebilmesi için gevşemelerini söylemedikçe boğazın kapalı kalmasını sağlarlar. Bu kaslara gevşemesini biz söyleriz. Bu kaslar bizim kontrolümüz altındaki bir çizgili kastır. İskelet kas isteğe göre kontrol edilebilir kas demektir. Şimdi aşağıya kıvrımlı bir çizgi çiziyorum. Bu da alt boğaz büzücü kası. İşin bu kısmı biraz kafa karıştırıcı çünkü buna büzücü kas diyoruz. Büzücü kas gibi görünüyor ama aslında tam bir büzücü kas işlevi görüyor mu? Görüyor mu sizce? Bu herhalde bir çeşit bilimsel şaka. Evet. Evet böyle de diyebiliriz. Çünkü burada bedenimiz uygun zamanı belirlediğinde açılıp kapanan dairesel bir kas yoktur. E o zaman ne vardır peki? Tam burada bulunan bir tabaka vardır. Bu tabaka göğüs boşluğu ve karın boşluğu arasındaki bağlantıyı tesis eden bir kas parçasıdır. Gözünüzün önüne getirin. Yukarıda göğüs boşluğu bulunuyor. Buradakiler de kalbiniz ve akciğerleriniz. Aşağıda da şimdi çizdiğim karın boşluğu yer alıyor. Karın boşluğu sindirim yolunun büyük bir kısmını kapsıyor. Buradaki kas diyaframdır. Duymuşsunuzdur bu ismi mutlaka. Bu da isteğe bağlı çalışan bir iskelet kastır. Yani çizgili bir kastır. Nefes almamızı kolaylaştıran aşağı itişi sağlar. Aşağı doğru çekildiğinde akciğerler havayla şişer. Ve alt boğaz büzücü kası çevresini bir daire şeklinde kaplar. Diyafram aslında alt boğaz büzücü kasının kendisidir. Çünkü orada durup boğazı yerinde tutar. Bu yüzdendir ki zaman içinde hiatal herniye denilen durum ortaya çıkabilir. Boğaz bu alt boğaz büzücü kası boyunca aşağı yukarı oynar ve midemizden gelen gastrik asit geri akarak yukarı çıkar. Eh bunun sonucunda da mide yanması ya da gastroözofageal yani reflü hastalığı oluşabilir. Bu yüzden bizim midemiz ekşir. Ama kemirgenlerin ya da atların mideleri hiç ekşimez. Çünkü onların asıl büzücü kasları burada. Yukarıda bulunur. Yani bir tabaka yerine bu iş için özel bir kas zincirleri vardır. Boğaz hakkındaki bir diğer önemli ve ilgi çekici şey, yediğimiz yemekler için bir geçiş yolu olarak çalışsa da pek bir iş yapmaz. Yaptığını söyleyebileceğimiz tek şey peristalsis yani sağınım adıyla bilinir. Sağınım sindirim yoluyla ilgili konuşmalarımızda bahsi sıklıkla geçecek önemli bir terimdir. Sağınım yemeğin bir dalga gibi ileri geri itilmesidir. Evet, bir dalga gibi ileri geri itilmesi. Buraya yazıyorum. Çünkü boğaz yukarıda büzülürken aşağıda gevşer. Boğazın burada gevşeyip yukarıda kasılması, ağzınızdaki lokmanın sadece bu yönde, direkt aşağı doğru ilerlemesini sağlar. İşte bu sağınımdır. Bunu boğazda üç kısımda gerçekleştiririz. Zira boğaz boydan boya sadece bir çizgili kas değildir. Hatta tamamen bir düz kas bile değildir. Boğaz üçe bölünür. Şimdi bu üç kısmı ekrana çizeceğim. İlk kısım sadece çizgili kastır. Yani bizim kontrolümüz altındadır. İskelet kas ya da çizgili kas. İkisini de duymaya alışın diye sürekli tekrarlıyorum. <laughs> bu boğazın tepesindeki üçte birlik kısımdır. Ortada ise bir karışım mevcuttur. Kontrolümüz altındaki çizgili kas ve ilaveten düz kas bulunur. Birlikte çalışırlar. Yani kontrolümüz altında gibidir ama bir yandan da değildir. Bu kısım boğazın ortasındaki üçte birlik kısmı oluşturur. İlerleme devam ederken sonunda boğazın son üçte birlik kısmına vardığımızda bir düz kasla karşılaşırız. İşte son üçte birlik kısım buradadır. Boğaz bu şekilde üç kısma ayrılmaktadır. Yukarıdaki üçte birlik kısım iskelet kas. Ortadaki üçte birlik kısım iskelet ve düz kas. Son üçte birlik kısımsa tamamen düz kastır. İşte boğazımız bu şekilde çalışır. Boğazınızdan hep lezzetli şeyler geçsin dilerim. Hoşçakalın.